Dostlarım, kardeşlerim, bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Çok uzun yıllardan sonra ilk kez bugün kitlesel bir şekilde dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyoruz. Aramızdan koparılışının 40. yılında Kemal Türkler. Unutmadık, unutturmayacağız. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'in kurucu genel başkanı, maden işin unutulmaz önderi. Birikimini, enerjisini ve tüm hayatını işçi sınıfının hak ve özgürlük mücadelesine adamış bir sendikacı. Kemal Türkler. Kemal Türkler gerçekten de işçi sınıfının bir kahramanıydı. Evinde nasıl ailene güvenirsin, çocuğuna güvenirsin ya, Kemal Türkler'le de arkadaşlık yapmak, dostluk yapmak, o mücadelede bulunmak aynısı, hiç fark etmiyor. Çünkü inanıyorsun, seni yolda bırakmayacak. Kemal Türkler gibi olabilmek lazım. Saraçhane, Kavel, Demir Dökün. Şanlı grevler, işgaller, mitingler. 15-16 Haziranlardan 1 Mayıslara, DGM direnişlerinden MES'e karşı büyük grevlere. Türkiye işçi sınıfı tarihini onsuz kavramak ve anlatmak mümkün değildir. Kemal Türkler ve arkadaşları tüm bu görkemli eylemlerin örgütleyicisi olarak öne çıkmış, birikimleriyle, tavırlarıyla ve tavizsiz savundukları değerlerle örnek olmuşlardır. Silin gözlerinizi. Aldandı yeniden beni vuranlar. Sürü şaşırır yolunu başı yitince. Sürü değilsiniz ki siz. İşçisiniz. Silin gözlerinizi. Görevdesiniz. Mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışının temsilcilerinden, işçi sınıfının bu topraklardaki geleneğinin yaratıcılarından biri olan Kemal Türkler, ölümünün 40. yıl dönümünde Topkapı'daki mezarı başında anıldı. DİSK'i kuran ve bizlere emanet edenlerin emanetini geleceğe taşımak bizler için çok büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda da büyük bir onurdur. Ben hem kendi adıma hem ailem adına 2015 yılında kaybettiğimiz TETİ kurucusu ve başkanı annem Sabah Türkler adına da, babam adına da, Kemal Türkler adına da hepinize tekrar sevgi ve saygı sunuyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Kemal Türkler, işçi sınıfının patronların yüreğine korku salan mücadelesinin sembol isimlerinden birisiydi. Bu nedenledir ki 22 Temmuz 1980'de sermayenin tetikçileri tarafından yaşamdan koparıldı. Kemal Türkler ve arkadaşları Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihine çok önemli iradeler koymuş olan bir kişidir Kemal Türkler ve DİSK'in kuruluşu zaten yani 1967'de tarihin o anında DİSK'in kuruluşu sermayenin saldırılarına karşı kuşatmasına karşı Türkiye işçi sınıfının cevabıdır. Bu cevabı üreten, buna önderlik eden, bu iradeyi ortaya koyan, bu cüreti ortaya koyan da Kemal Türkler'dir ve onun yol arkadaşlarıdır. Kemal Türkler'in mücadele geleneğine inananlar, ilkelerine inananlar bugün buradaydı. Gün gelecek, ezan dönecek, katiller işçiye hesap verecek. Onunla aynı mücadelelerden geçmiş yol arkadaşları 40. yılında da buradalar. Kemal Türkler işte öldüğü zaman biliyorsun hepimiz, Adalet Partili işçiler bile ağlıyordu ya caddelerde, sokaklarda. Kemal Türkler verdiği mücadelenin bedelini canıyla ödedi. Bunun gibi nice arkadaşlarımız gitti fakat Kemal Türkler simgeydi.
Kemal Türkler liderdi. Yani eskilerden okuduğum, gördüğüm, babamdan duyduğum kadarıyla da işçilere çok değer veren ve gerçekten işçilerin dilinden anlayan bir insan. Tamamıyla tabanın iradesine öncülük eden, onunla bütünleşen bir işçi önderi. Şimdi hep sınıf ve kitle sendikacılığını savunuruz. Hala biz onları savunmaya devam ediyoruz. Çünkü bunun nostalji olsun diye söylemiyoruz bunları. Bugün bizim için Kemal Türkleri anmak, onu hatırlamak, unutturmamak, bu sendikal anlayışa sahip çıkmak anlamına geliyor. Metal fabrikalarından, iş yerlerinden gelen sendika temsilcileri, onun ayak izlerini takip eden mücadeleci genç işçiler bugün burada. Babam gençlere çok önem verir. Kemal Türkler'in torunundan artık daha gençleri geliyor. En azından babam onları buluşturuyor gene. Hep beraber gene babamın mezarı başında buluşabiliyoruz. Biz genç işçiler de Kemal Türkler'in bu örnek sendikacılığını kendimize feyz aldık. Bu uğurda mücadele ediyoruz. Uzlaşmacı sendikacılığı reddederek, elini tersiyle reddederek mücadeleci sendika sınıfının ruhunu bizlere aşılayan Kemal Türkler'i saygıyla anıyoruz. Biz işçiyiz. İşçi eğer gerçekten ayağa kalkarsa hiçbir hükümet bunun karşısında duramaz. Bu yüzden işçilerin sürekli sadece sınıf bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Yani o fabrika kapısından içeri girdiğimiz anda biz işçiyiz. Ve karşımızda tek bir güç var. Sermaye, patron. DİSK yöneticileri mezar başında konuşmalar gerçekleştiriyor. Türklerin önemine ve bugün işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı saldırılara değiniliyor. Kemal Türkler bize mücadele geleneği bıraktı. Artık bugün dünyada da Türkiye'de de mevcut sistemin işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere vaat edeceği hiçbir şeyin kalmadı. Bütün yaldızların döküldüğü, bütün masalların bittiği bir tarihsel evredeyiz. Bunu parçalamak, kırmak için de örgütlü, mücadeleci, eğitimli bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Daha fazla tarih bilinci verilmesi gerekiyor. Bizden sonraki nesiller de her zaman bunu devam ettirmeli ki insanlar bir şeylerin bilincinde olmalı. İşçi sınıfına saldırıların arttığı bu dönemde kuşkusuz Kemal Türkler'i hatırlamak ve onun savunduğu mücadeleci sınıf sendikacılığı anlayışını kavrayıp yaşatmak büyük önem taşıyor. İşte o nedenle 40. yılında genel başkanımızın katledilişinin bu tarihsel yol ayrımında onların diski kurarken ortaya koydukları mücadele çizgisi bugün açısından değerini daha fazla ortaya koyuyor. Böylesi bir kurucu iradeye ihtiyaç olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Bugün eksik olan şey şudur. İşçilerin iradesinin önünde bir irade sergileyip onu başarıya götürmektir. Böyle bir sendikal anlayış gerektirir. Yani işçiler grev diyorsa, işçiler direniş diyorsa, işçiler mücadele diyorsa bu mücadeleyi, bu direnişi pörsütmeden, oyalamadan, düşürmeden bunu başarıya ulaştıracak bir sendikal anlayış gerekiyor. Kemal Türkler de bunu yapmıştır. Kemal Türkler 40 yıldır unutulmayan, unutturulamayan bir işçi lideridir. Kemal Türkler'in neden katledildiğini iyi tahlil edebilmek ve onun amaçlarını, hedeflerini, ilkelerini bugün daha güçlü bir şekilde savunmak, hayata geçirmek için mücadele vermektir. Kemal Türkler yaptığı işleri, ileriye sürdüğü işleri gerisinde kalan bir insan değildi. Diski kuran ve bizlere emanet edenlerin emanetini geleceğe taşımak bizler için çok büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda da büyük bir onurdur.